CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ile Türkiye arasında düzensiz göçe karşı ortaklık anlaşması yapıldığına dair açıklamaları bir değerlendirdi. İngiltere'nin Türkiye'de polis teşkilatı içinde bir merkez kuracağını öne sürdü Kılıçdaroğlu. Kaçak göçle mücadele hedefli bir birim oluşturulması iç sistemimize müdahaledir dedi. Türkiye'den konuya ilişkin bir açıklama yapılmamasında eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere'nin Türkiye ile düzensiz göçe karşı ortaklık anlaşması yaptığını duyurmasının ardından açıklamalarda bulundu. İngiltere'nin Türkiye'de bir merkez kuracağını öne sürdü. İngiltere, insan kaçakçılığı yapan şebekeleri engelleme ve çökertme odaklı Türkiye ile bir anlaşma yapıldığını açıkladı anlaşmayla Türkiye'de polis teşkilatı içerisinde İngiltere'nin desteklediği kaçak göçle mücadele hedefli bir birimin oluşturulduğu ve bu birimin adının mükemmelliyet merkezi olduğu da ifade ediliyor. Hem anlaşmanın hem de bizde kurulacak mükemmelliyet merkezinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından değil de İngiltere tarafından duyurulması son derece vahim ve sorunlu. Bu iş beceremediğiniz, yapamadığınız ya da her ne sebeple olursa olsun Başarısız olduğunuz bir konuda Türkiye'ye müdahale anlamına geliyor. Ne kadar süslü laflarla paketlenirse paketlensin, sonuçta bu birilerinin iş sistemimize müdahalesidir. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İngiltere'nin göçten sorumlu bakanı Jenrick'in Türkiye'ye yaptığı ziyareti hatırlattı. Göçten sorumlu İngiliz Devlet Bakanı Robert Jenrick, geçen ayki Türkiye ziyaretinde Kapıkule'de incelemelerde bulunmuştu. Türkiye-İngiltere ortaklığının maddi destek içerdiğini de söyledi ama miktar vermedi. İngiliz basınında Avrupa Birliği ile yaptığımız geri kabul anlaşmasının benzerinin Türkiye-İngiltere arasında yapılmasının gündeme geleceği de yazılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı'nın, Londra Büyükelçiliği'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitelerinde de bu konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yok. Biz yapılanları yabancılardan öğreniyoruz. Türkiye'yi kim yönetiyor?